Dubai'nin tabii 2018 ve sonrasına yönelik en önemli gündemlerinden bir tanesi sadece Dubai değil bütün Körfez ülkelerini kapsayacak %5 KDV uygulaması. Ve buradaki devletler artık petrol dışı gelirlere ciddi manada ihtiyaçları var. Şimdi bizim sektörümüzü burada tabii çok önemli etkileyecek yanları var. Bu %5 bizim hem ham maddemize hem de işçiliğimizin üzerinden alınacak bir konu. Dolayısıyla aslında ülkemizde biliyorsunuz sadece işçiliğe KDV kesiliyor. Altın ham madde olarak görülüyor. Bununla ilgili Dubai'deki kuyumcular birliklerinin ve oradaki önde gelen kuyumcular devlete bunu anlatmaya çalışırlar bu senenin tamamında diyebilirim. Fakat bir ilerleme olmadı ve şu an gördüğümüz kadarıyla 1 Ocak itibariyle de eğer son dakika bir erteleme olmazsa hem altın hem işçilik üzerinden bir KDV söz konusu olacak. Bu tabii çok büyük bir maliyet getiriyor. Yaklaşık ortalama olarak gramında 2 dolar işçilik gibi bir değer. Yani Türkiye ortalamasının da genel işçilik olarak 2 dolarlar, 2,5 dolarlar yani genel ortalama açısından söylediğim zaman neredeyse işçilik fiyatlarının %100 artma durumu var. Bunu da özellikle toptancılar yani alıp perakendeye satan toptancıların karşılama şeyleri yok. Kaldı ki kendi içlerinde çok ufak kar marjlarıyla da çalışanları da var. Yani yeri geliyor 10 sent, 15 sentlerin şey oluyor, pazarlı oluyor. Dolayısıyla gramda 2 dolarlık bir maliyet çok çok yüksek bir oran. Burada bütün kartların bütün yani üretim ağın üretimden perakende tüketiciye ulaşan zincirin içerisinde aradaki o toptan ve dağıtım ağının tekrar kartlarının yeniden dağılması gibi bir durum ortaya çıkmış oldu. Eğer bu hakikaten devreye girecek olursa ben Dubai'nin bu toptan işinin dağılacağını düşünüyorum. En azından pazarın %70'ini 80'ini etkileyebilecek bir durum. Yani Körfez ülkelerindeki belki perakende ya yönelik faaliyetler o toptan faaliyetlere devam edecektir. Ama orada aşağı yukarı 30 senedir olan toptancılar şimdiden biliyoruz ki kendi sohbetlerimizde de bize bahsediyorlar. Alternatif bir başka pazara yani bu %5'ten kaçabilecekleri başka pazarlar arayışına girdiler. Ve bu noktada en ön planda da Türkiye gözüküyor, İstanbul. İstanbul'un şöyle bir de durumu var. Özellikle son 2-3 senedir Dubai'deki fiyatların genel fiyat seviyesinin maliyet ve masraf yapısının yukarı gitmesi ve rekabetçi şartlar nedeniyle bazı mesela Irak başta olmak üzere bazı ülkelerden toptancıların, esnafların ülkemizde, Kuyumcu Kent'te olsun, Kapalı Çarşı'da olsun ofis açtıklarını görüyoruz. Benim bildiğim kadarıyla 60 üzerinde Iraklı toptancı şu an Kuyumcu Kent'te ofisleri var, toptan ofisleri var. Ve ne oldu? Dubai'deki ofislerinin de bir kısmı kapatmaya başladı, bir kısmı da bunları yavaş yavaş bu %5 ve KDV konusu devreye girdiğinden beri yavaş yavaş Türkiye'ye kaydırmaya başladılar. Fakat şimdi Türkiye eğer buradan Dubai dağılırsa bu iş Türkiye'ye kayarsa tabii ki Türkiye'nin de gümrük vergileri var. Buradaki fiyatlama da yani Dubai'nin eski fiyatlamasından biraz daha yukarıda bir fiyat seviyesi oluşur. Ama bu yeni gelecek %5 ile oluşacak yeni fiyat seviyelerinin yine altında olacağı için Türkiye cazip olacaktır. Bir de Türkiye'nin son özellikle 10 senede yaşam olarak, tanıtım olarak insanlara cazip gelen özellikle Arap ülkelerine bir yapısı var. Bu dizilerle başladı ondan sonra ve pek çok konuyla, siyasi konuyla birleşti. Ve Türkiye'nin de son 10 yılda pek çok manada ileri gitmesiyle insanlar artık Türkiye'ye gelmekten mutlu oluyorlar. Ben 99'da 2006 yıllar arasında Dubai'de yaşadım. O dönemdeki algı ile Türkiye'nin algısıyla şu anki algı arasında çok ciddi farklar var ve insanlar artık Türkiye'ye gelmekten mutlular ve keyif alıyorlar. Dolayısıyla Türkiye o noktada bir toptan, yeni bir toptan merkezi olması açısından çok önemli bir gelişmenin eşiğinde. Burada
Türkiye'ye yönelik başka eğer bu devreye girerse KDV konusu Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar da oluşuyor. Türkiye'nin sadece bir üretim merkezi değil, ayrıyeten de bir toptan merkezi olması konusunda çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Zaten yavaş yavaş bu noktaya doğru gidiyordu ama Dubai'nin yapacağı bu ve genel Körfez ülkelerinin yapacağı bu hamleyle ciddi manada Türkiye'nin hem üretim hem toptan merkezi olması konusunda belki dünyanın bir numaralı pazarı olacak diye düşünüyorum. Özellikle altın kısmında. Her ülke olduğu gibi ülkemizin de belirli bir düzeni, istikrar ve huzura sahip olması gerekiyor. Ben bunlar hani sallandığı noktada Türkiye'nin önünün çok açık ve çok iyi noktalara gidecek olarak görüyorum. Çok daha hakim olacağımızı düşünüyorum. Dünyada en fazla çeşit ürün kategorisi manasında en geniş ürün çeşitliliğini sunan ülkesi durumundayız. Biraz daha yeniliğe, biraz daha kreatif dediğimiz yaratıcılık kısmına yatırımı yaptığımız noktada açık ara ben birinci sırada olacağımızı görüyorum. Hem de çok kısa bir süre içerisinde düşünüyorum.